Evet dostlarım, hoş geldiniz. Karşınızda Sword of Destiny. İki boyutlu bir macera oyunu. Peki bu oyunu diğer oyunlardan ayıran en büyük özellik nedir? Çünkü sevgili takipçilerimizden Talha Emre Gülap tarafından geliştirilmiş bir oyun efendim. Ben de ilk defa bakacağım. Hadi bakalım şöyle oyunumuza girelim. Yeter, bu salim hükümdarlığının sonu geldi. Beni durdurabileceğini mi zannediyorsun? Hayır, sen çok güçlüsün ve ben dünyayı ele geçireceğim. Beni durdurmak için hiçbir şey yapamazsın. Hayır, kaçamazsın. Bütün ordunu yeneceğim ve seni bulacağım. Oh my god! Sağa ve sola gitmek için ben joystickle oynuyorum, sıkıntı olur mu acaba? Çizimler çok güzel. Renkleri çok beğendim. Gerçekten renkler çok güzel olmuş. O zaman klavyeyle oynayayım bir saniye. Tamam, hazır assetler kullanılmış oyun için. Şu anda bakamıyorum. Ne diyor? Çift zıplamak için yukarı tuşuna basın. Basını tut. Heh. Tamam. Klavye özürlüsü olduğum için oynayamıyorum. Tuzaklara dokunmamaya çalış. Nasıl olacak o? Yoha, çok iyiyim, lanet olsun. Evet, karşımızda bir skeleton warrior var. Nasıl vuracağım ki buna? Geber hain kafir iskelet! Lan! Yalnız Talhacım, çıkan ses hoşuma gitmedi ya. Çok basit bir şey. Çok kolay bir şey aslında. Bu arada şu anda canlı yayındayız YouTube'da. Sonradan izleyecek dostlarımız varsa sonra demeyin bu adam niye kendi kendine konuşuyor diye. Oyunu çok beğendim ama o vurma sesini değiştirelim. Skeleton Warrior'a vuruyorum ya. Ama şey güzel olmuş. Yumruk sesi. Vuruyorsun ya böyle. Sendeleniyor böyle hafif, böyle bir animasyon. Çok güzel olmuş. Aynen, biraz daha kemik. Alev atıyoruz, vay. Süper. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Üstün kahraman yeteneklerimi kullanarak tabii ki de. Ay! O altınım yok. Altınla canlanacak mıyım ben şimdi? Bu arada Beyza'da çizim yapan bir arkadaşımızdır. İskelet. Bu hayatta yazılmış. Ya klavyede oyun oynamaya alışık değilim. Neyse, bunları öldürmeden gideceğim abi. Ya da dur. Oh my god! Ulan! Heh. Bak şöyle yapacağım. Bunda koruma... Alev atayım. Süper, alev tek vuruşla alıyor valla. Çok kolay yapmışsın.
çalışıyor. Kılıç çekmek için R tuşuna bas. Oo. İskelet vuruyor mu acaba? Vuruyor, vuruyor. Yalnız şey çok hoşuma gitti ha. Kılıçla nasıl vuracağım? Heh. Baksana. Üç animasyon var değil mi? Bir. İki. Üç animasyon. Güzel. Gayet güzel. Abi alev ikisi harcıyor sanırım. He olabilir. Animasyonlar çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Elinde kılıç varken daha yavaş koşuyorsun. Kılıcı kınına sokmak için. Oo. Oyun şu anda fiyatı nedir? Altın değerlidir. Çünkü onunla yeniden doğabilirsin. Oyunda checkpoint yok. Altınını ona göre harca. Tamam. Oyunda checkpoint yok mu? 2 TL. Ay bir de bu oyun 2 TL mi? Ya ben de diyorum alevden neden tek vuruşta iniyor? Evet doğruymuş. Gücümüzden gidiyormuş. Şimdi Talha'cığım bu oyunda tamamen senin yaptığın şey hani şey anlamında assetler hariç. Checkpoint var ama parayla canlanınca checkpoint'e gidiyorsun. He. O level'ın başından başlıyorsun. Tamam. Hani öyle bir şey var mı oyunda? Animasyonlar cidden güzel olmuş. Ben de onu diyorum. Aa bak kılıçta vuruş sesi var. Kesme sesi. Evet. Onları biliyorum. Tabi canım. Oo, bura çok zor. Tekrar canlandığınca kaldığın yerden devam etme hakkı oluyor. Müzikler de iyi. Yayın mı dondu? Talha'cığım. Şimdi bu oyunu yaparken hani dedin ya hazır assetlerden faydalandım diye. Hazır asset olmayıp da tamamen böyle senin en baştan yoktan yaptığın bir şey var mı? Her şey dahil. Müzik, animasyon, her şey olabilir. Renk paleti vesaire. Ay yüreğim ağzıma geldi. Tüh şeyim kalmadı. Alamıyorum.
Neden alamıyorum bunları? Aa. Bunları almak için bir tuşa mı basmam gerekiyor? Müzik ve çizimler bana ait. Değil. Oyunun kodlaması ve harita tasarımı tamamen bana ait. E zaten en zor kısmı sen yapmışsın. Canım dolu, canım full ondan. Ha, iksir değil, tamam. O zaman bunu öldüremeyeceğim. Ya da öldürebilirim. Ama riske atmam lazım kendimi. Süper. Şu dikenleri bir defa çarpınca ölüyorum vallahi. Canın giderse tamam dağısın zaten abi. Dal gitsin. He, anladım. Şimdi aşağıda ne var bilmiyorum. Aşağıda ne var? Hala bu yapılır mı Allah'ını seversen? Abi bu nedir? Şu oyunu oynarken terliyorum şu anda. Aklı gitti. Aklım gitti tabii. Ay, bana biri geliyor. Bakayım. Ay, bu minibus. Minibus. Tamam, kötü espriydi. Spiderman gibiyim vallahi. Geber. Evet abi, burası için çok geri dönüş oldu. Biraz zor orası. Vallahi tıpış tıpış gidiyoruz ama. Umarım bir ejderhanın ağzına gitme... Lan. Hadi bakayım delikanlı. Lan. İyiydim, üstüne geçmedi. Hop. Hop. What? O ne yapıyor lan öyle? Abi iyi oynuyoruz. Para nerede yazıyor bu arada? Toplanan gold sağ üstte. Sağ üstte yazıyor. What? Delikanlı gibi vurdu seni. Oğlum hiç ölmeyeceğim yerde öldüm lan. Asıl boss opçuymuş. Yanına yaklaşınca yayla vuruyor. Aynen. Oğlum burada biri gelmesin ha. Ama zorluğunu çok sevdim oyunu, onu söyleyeyim. Bana böyle şey verdi. Aynen. Bana böyle Mega Man şeyi verdi. Mega Man zorluğunu şey yaptırdı. Hissettirdi yani. Bu delikanlı kim? Bununla konuşabiliyoruz mu? Konuşmaya geliyor değil mi bende bu? Konuşmaya geliyor. Oha oha. Abi bir elinde balyoz var, bir elinde kılıç var bunun. Yemin ediyorum gavura vurur gibi vuruyor. Geber kafir sakallı adam. Kolları koptu valla. Le 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 le
Nameless King'den sonra en zor boss. 50 kuruş. Şu erkeksi çığlıkların. Bu oyunun demosu mu? Nereye kadar oynayayım oyunu? Savaş çığlığı attı. Mesleviden ders almış gibi. Vallahi ben sevdim oyunu. Çok güzel olmuş. Heretic bir... İyiymiş yalnız mod iş. Girmesi falan. Tabii canım. Delikanlı bekliyor yukarıda. Abi çok kişiden güzel oynuyorsun gerçekten ilk oynamana rağmen. Ya Talha'cığım sen bizi ne sandın? Boşuna mı Elder Games koyduk kanalın ismini? Bir saatte bitiyor. Alın arkadaşlar destek olun. Ulan boşu boşuna ateş attım ha. Hop senin arkadaşını vur bakayım. Ateş et bakayım. Ateş etmiyor. Çok zeki vallar. Şimdi oradan ateş edersem iskelet arkadaşımı, iskelet kankimi vururum diyor vallar. Doom müzikleri mi koyacaksın? Çok güzel. Hadi bakayım. Oha şimdi attı gördünüz mü? Olayı gördünüz mü? Bak. Ben ona ateş edince bana ateş açtı orada. Hani otomatik düşman ateş etmedi orada, fark ettiniz mi? Çok güzel olmuş. Polatcığım oyunun geliştiricisi burada. Sen diyorsun ki oyunu bitir iade et. Ayıp değil mi senin yaptığın? Bitirip iade... ya var ya... ya... Hop. Çok güzel altınlar valla. Ben bir de aşağı bakayım. Aha biraz koysaydı tadından yenmesi. Abi ilk deneme sonuçta yani. Bence ilk denemeye göre müthiş. İskeletlerin ölme animasyonu çok güzel olmuş. Gitti paralar. Oyunu kart ettik, yad edemez. Buradan yukarı çıkamayacağım. Ha çıkıyor musun? İskeletlerin bilerek zekasını kötü yaptık. Arkasından görmüyorlar. Ha. Gayet mantıklı şey gibi oldu bu. Şey aklıma geldi. Şimdi çocuğun biri Metro 2033 oynuyor, tamam mı? Steam'lerde yorumlara falan bakıyorum böyle. Şey yazmış yorumlarda. Olumsuz yorum yazmış demiş ki aga bu diyor insanlar çok diyor zeki stratejik saldırıyor diyor ama mutantlar diyor sanki zekası yokmuş gibi saldırıyor diyor. Bu ne saçma bir oyun. Böyle yorum yazmış. Ulan var ya. Hayda yayın bir tek bende mi gitti? Uzun zıpla. Orada yazmış adam uzun zıpla diye. Lan! Geber pis kalkanlı kafir kılıçlı. Geber!
Biz az Dark Souls'larda ölmedik. Çip zıplamam var, unuttun mu? Çok fena tuzak. Türknet işte, ne bekliyorsun? Bu adam ölmüştü, bu kim o? Onlar asker asker üniforma giyiyorlar. Oo, burada kesin acayip şeyler olacak. Hop. At bakayım yine. Hop. Hop, tavşancık geliyor. Hop. Ay. Ben ateş atamadım vallahi. Bir dakika. Hop, geldim vallahi. Oha oha, direkt kafama vurdum ha. Çift zıplayabildiğini unutma. Ben unutuyorum. Abi burası da zor olmuş ama yani. Hop, tavşancık geldi. Tavşancık avlanıyordu. Burayı nasıl geçecek adam? Vallahi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ama orada galiba bir problem mi, yoksa ben mi çok beceriksizim? Zıplıyorum, kes kanguru sen. Evet arkadaşlar, oyunumuz böyle gayet hoş olmuş. Steam üzerinden sevgili arkadaşlarımıza destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Her ne kadar güzel oyun çıkmasa da bu aralar, ben Steam çöplüğünü temizlemeye devam edip sizlere güzel oyunları göstereceğim abi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.